Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere e-ticaret sitesi nasıl kurabilirsiniz? E-ticaret sitesi kurarken nereye dikkat etmeniz gerekiyor? Bütün her şeyi A'dan Z'ye anlatmış olacağım. Kendi e-ticaret sitenizi açarsanız başınıza neler gelebilir? Paket program satın alırsanız başınıza neler gelebilir? Ya da herhangi bir pazar yeri firmalarında bir mağaza açarsanız başınıza neler gelebilir? Hangisi sizin için daha sağlıklı bir seçim olur? Bunların hepsini A'dan Z'ye konuşmuş olacağız. Arkadaşlar, bu videodaki bütün anlattıklarımın hepsi benim şahsi görüşlerim. Şahsi olarak piyasadaki sektörel tecrübelerim. Ve sizlerin de bir e-ticaret sitesi açarken hata yapmamanız için, oldukça doğru bilgiye erişebilmeniz için elimden geleni yapıyorum. Ve bu videonun da asıl amacı da bu. Siz eğer bir e-ticaret sitesi açacaksanız, daha öncesinde bir başarısızlık hikayesi varsa, ikinci kez bir daha ben bir başarı olayı oluşturayım diyorsanız da o zaman yine doğru yerdesiniz. Bu videonun yorumlar kısmında herkes bilgi paylaşımı yapacaktır illaki. Eğer benim yanlış söylediğim bir şey varsa dakikasına saniyesine varana kadar oraya yazın. Deyin ki Mert Bey, şu söylediğiniz hatalı, aslında olması gereken bu gibi ve ben de elimden geldiğince sizlere güzel bilgilerimi aktarmaya çalışayım. Arkadaşlar, bu videonun herhangi bir sponsoru yok. Yani ben elimden geldiğince firma ismi vermemeye dikkat edeceğim ve eğer verdiysem de montajda bu alanda da hızlıca keseceğim. Ve sizlerden ricam bu videoyu pür dikkat dinlemeniz ve bu videonun üzerine de araştırmalar yapmanız. Yani benim dediklerimin haricinde de siz yine bir şeyler araştırın, üstüne koyun ve öyle girişiminizi yapın. Bence en doğrusu bu olacak. Bu videonun daha fazla insanlara erişebilmesi ve beni destekleyebilmeniz için sizlerden küçük bir ricam var. O da Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olmanız arkadaşlar. 6 yıldır içerik üretiyorum ve bu içerik üretmelerimiz daha da fazla devam edebilmesi için sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olarak ve abone ol butonuna da zile basarak bana destekte bulunabilirsiniz. Ve aynı zamanda da bu videoyu beğenip bu videoyu yorum atarsanız YouTube algoritmasıyla beslemiş oluyorsunuz, etkileşim sağlamış oluyorsunuz ve bu sayede YouTube bu videoyu daha fazla kişiye eriştirmiş oluyor. Eğer bu şekilde ücretsiz olarak destek sağlarsanız sizlere çok ve çok teşekkürlerimi iletmiş oluyorum. Sağlamazsanız da sağlık olsun, canınız sağ olsun diyorum. Evet, şimdi dilerseniz yavaş yavaş videomuza geçelim arkadaşlar. Bir e-ticaret sitesi kurarken çok iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Yapacağınız planlamada ben ne satacağım, benim hedef kitlem neresi? Yani müşterilerimi ben nerede arayacağım? Bu gerçekten de çok önemli. Geleneksel olarak yapılan satışlarda işte AVM'de bir müşteri kitlesi vardır, pazarda bir müşteri kitlesi vardır, caddede, sokakta bir müşteri kitlesi vardır ya. Siz oraya göre bir uygun bir mağaza, uygun bir alan oluşturursunuz ya. Dijitalde de aslında aynı durum söz konusu. Ama her şeyden önce şu detaya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bizim amcaoğlu da bu işten anlıyor. Biz işte şununla da çalıştık, şunun yeğeni de biliyor. Böyle diyen insanlardan uzak durun abi. Gerçekten de uzak durun. Ha, illaki güveniyorsanız, çok güvendiğiniz birisi ise de o kişinin sunacağı teklifi direkt kabul etmeyip değerlendirin. Bir bu videodaki alanlara bir bakın. Aa, böyle olursa nasıl olur, şöyle olursa nasıl olur. Bunların hepsini bir görün, ölçün, biçin, ondan sonrasına karar verin. Ama ne geliyorsa bu tanıdıklar yüzünden geliyor. Ve siz konuyu bilmediğiniz için, siz konuya hakim olmadığınız için burada ne yazık ki kandırılan taraf olmuş oluyorsunuz. Oraya ciddi bir sermayede yatırım yapıyorsunuz. Adam sizi dolandırmakla meşgul. Gerçekten de web dünyasında kutlar sofrası dediğimiz bir olay vardır. Siz karşınızdaki kişiyi bilmiyorsunuz. Yazılımcının yaşadığı bazı sorunlar olabilir. Yazılımcının haricinde siz işte düzgün bir AdWords yönetimi bilmeyen bir adama reklam sözleşmesi yapmışsınızdır. Reklam işlerinizi veriyorsunuzdur. Sizin paranızı etkili kullanmıyordur. Yani yazık, günah yani. O yüzden de bu işi doğru düzgün olması gereken nasılsa öyle yapmak en doğru sonuçtur arkadaşlar. Bunu bu şekilde anlatabilirim. İlla ki bu videoyu izleyen 10 kişiden 4'ünün başına bu olaylar gelmiştir. Ve sizlerin başına böyle durumlar gelmemesi için, başarısızlık hikayesi de bu sonuçlanmaması için elimden geleni yapmaya hazırım. Ve elimden geldiğince bu videonun altında da sizlerin yorumlarınıza yanıt vermeye çalışacağım. Bu video yine diğer videolarım gibi bir tık uzun olabilir. Diyeceksiniz abi, güneş patlamasından mı başlıyorsun, nereden başlıyorsun diye, ama şimdi konu gerçekten de önemli bir konu. Çünkü adamların burada ekmek tekniği söz konusu. O yüzden de ben doğru bilgiyi elimden geldiğince veriyorum. Sıkılıyorsanız da ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada biraz daha belki ileride videoyu 2x'te falan izleyerek daha fazla zaman da kazanabilirsiniz. Bilmiyorum. Durum bu şekilde. Şimdi biz ne satacağız? Bizim hedef kitlemiz neresi? Pazar yerlerine bakacak olursak ilk olarak sosyal medya bizim için bir satış pazar yeri. Doğru. Hepimizin girdiği, güvendiği bir e-ticaret siteleri var. İşte H ile başlayan, T ile başlayan e-ticaret siteleri veya N ile başlayan.
Bu e-ticaret sitelerinde mağaza açabilirsiniz. Kendiniz bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz ama bu da yine iki tane kırılma gidiyor. Tamamen kendinize ait bir sistem ya da paket program satın almaktır. Tamamen siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben şu e-ticaret sitesini, şu paketini satın alıyorum diyorsunuz. İçine ürünleri yükleyip arkanıza bakmıyorsunuz. Böyle bir seçenek de olabiliyor. Ama neye göre, kime göre, nasıl, neyi nasıl olursa nasıl ilerler, her şeyi maliyetleriyle böyle biraz oturup tartışacağız. Eğer siz gerçekten de sosyal medyadaki bir kitleye hitap edecekseniz, İlk esnada ben küçükten başlayayım vesaire diyorsan bir e-ticaret sitesi açmaya karar vermeyin bence. Pazar yerlerini ve sosyal medyayı kullanabilirsin. Pazar yerlerinden kastım işte H ile başlayan bir e-ticaret sitesi, T ile başlayan e-ticaret sitesi, N ile başlayan e-ticaret sitesi. Buralarda siz kurumsal bir üyelik açarak oraya ürünlerinizi yükleyerek ürünlerinizin belirli komisyonlar karşılığında satabiliyorsun. Atıyorum 100 TL'lik bir ürün, elektronik bir üründür. Komisyon oranı %2,5'tur. Siz bunu 130'a satarsanız 100 TL size gelip de o 30 TL'de komisyona gidebilir gibi hesaplayarak bunu o pazar yerlerinde satabilirsiniz. Satacağınız ürünü de sizin etrafınızdaki insanlara duyurmanız lazım. O zaman sosyal medyayı kullanmanız gerekiyor. Sosyal medyadan bu pazar yerine ilgili kullanıcıyı aktarmak da bir hayli zor olabiliyor. Çünkü insanlar Instagram'dan dışarıya çıkmak istemiyor. İnsanlar H sitesinden dışarıya çıkmak istemiyor. T sitesinden dışarıya çıkmak istemiyor. O yüzden de bu metriği iyi bir şekilde planlamak gerekiyor. Sosyal medyada siz ilgili ürününüzün artık pazarlamasını yaptıktan sonra, içerik üretmeye başladıktan sonra bu sefer bunları küçük küçük reklamlarla besleyeceksiniz. Daha sonrasında influencer marketing çalışmaları, küçük takipçili influencerlar, büyük takipçili sayfalar, yerel sayfalar, Facebook, Instagram bu platformlarla bunu besleyerek yavaş yavaş büyüyebilirsiniz ve etkili satışları sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir hediyelik eşya, işte otomobille alakalı araç gereçler, kıyafetler, insanların kolaylıkla erişebileceği ürünler, bunlar çoğunlukla Instagram'da ve Facebook'ta satılıyor. Buna illaki denk geliyorsunuz ve bu ürünleri siz herhangi bir pazar listesi olmadan sadece Facebook veya Instagram kullanarak da satabilirsiniz. Gidip de kendiniz dediği gibi yazılım maliyetleri, sunucu maliyetleri, siber güvenlik maliyetleri, işte ne bileyim yedeklilik maliyetleri, SEO maliyetleri, bunların hiçbirine girmeden, böyle ciddi devasa büyük harcamalar yapmadan ürününüzü sosyal medyadan pazarlayabilirsiniz. Bu da güzel bir seçenek. Sosyal medyada ürününüzü pazarlarken atıyorum bir tekneniz var. Teknenizde siz misafirler ağırlıyorsunuz, doğum günleri kutluyorsunuz. Sizin tekneniz Ardahan'da değil. Ardahan'daki bir adam sizden tekne kiralayamaz yani. Ya da ben doğum günü yapacağım, sizin teknenizde evlilik teklifi yapacağım. Ardahan'dan adam gelecek. Ya mesela siz burada ne yapacaksınız? İlgili şehrinizin, artık İzmir'de misiniz, İstanbul'da mısınız, Bursa'da mısınız, neredesiniz? Oranın yerel Instagram veya Facebook sayfalarında reklam çıkacaksınız. O bölgeye özel reklam kampanyaları oluşturacaksınız. Adam Bursa'da yaşıyor. Bursa'da bu tekneye gelebilmesi için 20 kilometre yol gelmesi lazım. Mükemmel. İstanbul'daki bir insan da belki gelebilir. Bursa'ya gelmiştir veya misafirlik durumudur. Ama Erzurum'daki bir insan bunu görmemeli mesela. Hani sizin hedef kitlenizin bir de hangi illerde olduğu, Türkiye'nin dört bir yanı mı olması gerekiyor? Bunun demografik araştırmalarında yapmanız gerekiyor. Ben işte atıyorum bir butiğim var. Kıyafetler satıyorum. Tüm Türkiye'ye ben kargolayabilirim. O zaman ne yapıyorum? Tüm Türkiye'de reklam çalışması yapıyorum. Günlük 50 TL bütçe, günlük 100 TL bütçe. Küçük küçük paralar harcayarak, küçük küçük hedef kitlemeler yaparak hem de özel günleri göz önünde bulundurarak işte atıyorum sevgililer günü, işte anneler günü, babalar günü vesaire vesaire. Bu günlere özel kampanyalar, o günlere özel paylaşımlar, o günlere özel içerikler yaparak bunu sayfamda reklam besleyecek bir şekilde paylaşabilirim. Yerel sayfalarda reklamlar verebilirim. Instagram içerisinde mizah sayfaları var. Bu sayfalar gerçekten de hepimiz takip ediyoruz, biliyoruz ama orada çıkılan reklamların geri dönüşleri gerçekten çok güzel oluyor. Toplu olarak belirli bir miktar karşılığında reklam çıkabiliyorsunuz oralarda da. Mükemmel abi. Arkanıza yaslanıp sadece satışları alıp bunları yönetmek kalıyor. Ama ben e-ticaret sitesi açmak istiyorum diyorsanız burada bir pazar yeri siteleriyle yani H sitesiyle, T sitesiyle, N sitesiyle beraberinde siz kendi sitenizi de açmayı isteyebilirsiniz. Çünkü H sitesi, T sitesi, N sitesi dediğimiz yerler komisyon oranı alıyor. Yani sen bir kıyafet satıyorsun, abi adam %15 komisyon istiyor. Komisyon oranlarını bu arada bilmiyorum, kafamdan atıyorum. Komisyon oranı olmaması için siz 100 TL'lik ürünü 150 TL'ye, 120 TL'ye satmamak için, örnek veriyorum fiyatları, kendiniz bir e-ticaret sitesi açmaya şöyle bir yelkenleniyorsunuz. İşte orada dananın kuyruğu kopuyor abi.
Kendiniz bir e-ticaret sitesi açacağınız zaman iki tane seçenek var karşınızda. Bunlardan birisi tamamen özel sistem yapmak veya yaptırmak ya da hazır paket program kullanmak. Hazır paket program kullanmanın çok güzel avantajları var ama dezavantajları da var. Kendinize özel yazılım yapmanın da güzel avantajları var ama dezavantajları da var. Bunların hepsi sizin maliyetiniz, bilginiz ve aynı zamanda da burada anlaşacağınız firmaların kalitesi. Çünkü bu ciddi bir derecede para harcamanız, yani maddi olarak bütçe ortaya koymanız hem de bunu yönetilebilirliğini sağlamanız. Şimdi bilgi karmaşası olmaması için ve sizin de çok iyi anlayabilmeniz için bir örnek vererek gidelim bu senaryoda. Ben bir teknoloji sitesiyim ve bu teknoloji sitesi bütün her şeyi satıyor. Televizyon da satıyor, klima da satıyor, bilgisayar ürünleri de satıyor, her şey abi. Bu site H sitesine, T sitesine benzeyecek bir site. Yani büyük bir platform olacak. İşte deli gibi ziyaretçi olacak. Çok ciddi bir şekilde bütçeniz var bunun için. Sermayeniz var. Süper. İlk esnada sizin bir e-ticaret yazılımına ihtiyacınız var. OpenCart, NoCommerce gibi çeşitli e-ticaret yazılımları var. Bu yazılımların üzerlerine siz tema alarak ya da siz kendiniz bir şablon yazarak bir tasarımcıya tamamen size özgü bir sistem yapabiliyorsunuz. Ama bunun için çok iyi bir yazılımcıyla çalışmanız lazım. Hem backend developer hem de frontend developer, yani hem ön yüz, kullanıcıların gördüğü yüz, hem de bunun arka yüzünü yazacak bir yazılım ekibine ihtiyacınız var. Bu yazılımın çalışabilmesi için sizin ziyaretçi sayınızla endeksli bir şekilde bir sunucu sistemine ihtiyacınız var. Çünkü bunu bir server'a yükleyip oraya koymanız lazım. İlgili ziyaretçiler sizin sitenizi açabilmesi için bu server'a ihtiyaç var. Bu öyle piyasada bildiğiniz gibi hostingler, mostinglerle değil, VDS sunucularla ya da dedicated sunucularla oluşması gerekiyor. Sunucu maliyetleri var işin içerisinde. Sunucu maliyetinin beraberinde sizin bu sitede ciddi bir şekilde trafik aldığınızda sitenizin çökmemesi için ve tamamen optimize olabilmesi için çeşitli yazılım lisanslarına ihtiyacınız var. İşte nedir? Lightspeed Cache, Memcache, işte daha sonrasında sunucu optimizasyonu hizmeti veren yerler gibi gibi. Sunucu sistemini oluşturduğunuz ve bunun bir kapasitesi var. Atıyorum 50 bin ziyaretçi. 50 bin ziyaretçiden sonra bu sunucu sistemi duracaktır. 503 interval error gibi bir hatalar göreceksiniz. Ama gelen ziyaretçiler gerçek ziyaretçi olmayabilir. Yani size siber saldırı düzenleyen yerler, kişiler olabilirler. Düşünsenize, e-ticaret sitesi yapılıyor ve bu sitede sen kredi kartı bilgilerini vereceksin, site çöküyor. Asla güvenmezsin. Yani kredi kartının bilgisini vermek istemezsin. Ya da bir satış yapıldı, hop site gitti abi. Ne oldu? Çöktü. Siber saldırılardan korunabilmeniz için hem veri merkezi tarafında hem de sunucu tarafında firewall cihazları konumlandırmanız, bunlardan anlayan adamlarla çalışmanız, işte yurt dışından DNS sistemlerinden geçirilmesi, trafiğin süzülmesi, bu kişi gerçekten bir saldırgan mı, gerçek kişi mi, bu operasyonun yürütülmesi gereken yazılımlar, cihazlar ve bunu yöneten adamın olması. Sistem yine hazır. Ama siz sistem içerisinde bir mobil uygulamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunun için mobil uygulamayı yazan bir ekip. Çünkü hem Apple hem de Android tarafında bunun bir operasyonu var. Yani store'a kolay kolay uygulamayı koyamayabiliyorsunuz. Bunun sürekli takibi, sürekli devamı sağlanması lazım. Uygulama içerisinde sizin kargo entegrasyonları yapmanız lazım. Türkiye içerisindeki kargo firmaları ve Türkiye dışındaki kargo firmalarını entegrasyonları oluşturmanız lazım. Bunun bir de ticari boyutu var. Yani faturanızı keseceğiniz sistemler olması lazım. Onun entegrasyonu var. Entegrasyonlar, yazılım, her şey böyle bir belli yükmeye başladı. Daha doğru düzgün satışlara geçmedik bile. Sizin aynı zamanda bu web sitenizin Google'da üst sıralara çıkabilmesi için SEO, yani arama motoru optimizasyonu hizmeti satın almanız lazım. Orada yine bir ajansla çalışacaksınız. İşte grafikerler olması lazım ki bu grafikerler sosyal medyada içerikler hazırlasın. Ürün fotoğraflarını çeken ayrı bir grup olsun. O fotoğraflar photoshoplansın. Sizin e-ticaret tarafında müşteri help desteğini sağlayan bir alan olacak. Oradaki kişiler olacak. Bakın her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Ve bütün ekiplerin hepsiyle siz görüşüyorsunuz ve devasa bir şey bu. Aynı zamanda da gelen ürün gerçekten gelmiş mi, satılmış mı? Banka entegrasyonları var. Çünkü siz kredi kartıyla ödeme alacaksınız. Ödeme servisiyle sizin yazılımınızın konuşabilmesi lazım. Bunun hataları var. Her şey yapıldı. Okey. Bir de sizin yazılımınızın hacklenmemesi için bunun bir pen testi tabi tutulması lazım. Güvenlik açıklarının kapatılması lazım. Gördüğünüz gibi bütün detayları anlattıkça daha da anlatmadıklarım var. Gerçekten tuğlada düştünse bindi ve şöyle kaldınız. Lanet olsun açmayayım diyorsunuz. Ve siz deli gibi para harcıyorsunuz bunun için. Böyle şeyler yapmak yerine siz hazır paket programları yönelebiliyorsunuz.
sunucuydu, serverıydı, yok trafik geldi, server çöktü, bunun yedekleme sistemiydi. Bakın daha saymadığım çok şey var. İlgili data center çöktü veya enerjisi gitti, server kapandı. Sizin bu sistemin birebir kopyasının yediği eş zamanlı olarak başka bir veri merkezinde çalışması lazım ki sizin birinci veri merkeziniz giderse ikinci veri merkezinden bunu devam edebilmesi lazım. Siz gerçekten de çok ciddi bir bütçeye sahipseniz ve kapalı devre gibi bir sistem yapmak istiyorsanız, tamamen size ait bir sistem yapmak istiyorsanız ciddi derecede bir ekibinizin olması gerekiyor. Ve buraya da ciddi derecede bir sermaye bağlamanız lazım. Ama halbuki siz normal bir satıcısınız. Yani benim ürünlerimi yükleyeceğim, mobil uygulamamda gösterebileceğim, satışlarımı kontrol edebileceğim, bunları muhasebeleştirebileceğim, aynı zamanda da kargo entegrasyonu gösterebileceğim bir sistem. Ama siz kendiniz bir e-ticaret sitesi kurmaya kalktığınızda deli gibi para harcıyorsunuz. Bunları yapmak yerine siz bu sefer paket programları yöneliyorsunuz. Paket programlarının içerisinde hepsi var. Adamlar diyorlar ki sadece ve sadece bize aylık şu kadar para verin. Atıyorum 5.000 lira, 10.000 lira veya yıllık 50.000 lira gibi. Biz size yazılımı sunalım. Bunun siber güvenliğini sunalım. Size mobil uygulama sunalım. Arama motoru optimizasyonu yani SEO desteği sunalım. Sizin uygulamanız bizim sunucularımızda barınsın, saldırılardan korunsun. Daha sonrasında kargo entegrasyonları ister yurt içi ister yurt dışı sağlansın. Sizin yazılım içerisinde ekstra istediğiniz özel şeyler olursa, de ne bileyim hediye kupon tanımlanması ya da ne bileyim ekstra farklı alanlar. Hani sonuçta siz bu yazılımda bir geliştirmeler isteyeceksiniz. Bu geliştirmeler yapılsın. Banka entegrasyonları sağlansın. Siz yarın bir gün bir şeyi entegre etmek isterseniz o da sağlanabilir. Sadece bana kirasını ödeyin. Çok mantıklı. O zaman sizin burada yapacağınız tek şey ne? Bir fotoğrafçıyla anlaşmanız. Sizin ürünlerinizin fotoğraflarının çekilmesi. Ve bu fotoğrafları sisteme yükleyip ürünlerin adını, ürünlerin açıklamasını, ürünlerin fiyatını gidecek bir adama ihtiyacınız. Başka da bir şey ihtiyacınız yok. Sizin eğer H sitesinde, T sitesinde, N sitesinde, bu pazar yeri sitelerinde mağazalarınız varsa bu mağazalarınız entegrasyon aracılığıyla buraya bağlanıyor. Bunu da yine paket programlar size sunuyor. Siz sadece kendi paket program yazılımınızın panelinden şu üründen, yani atıyorum bir iPhone 14 Pro Max, H sitesinde 15 tane satılmış, N sitesinde 3 tane satılmış, sizin kendi sitenizde de şu kadar satılmış gibi bir rapor görebiliyorsunuz. Bu raporlamalara göre siz hangi ürünlerden daha fazla mal almanız lazım, stok yönetimini nasıl yapmanız lazım, her şeyi tek bir pencereden rahat rahat yönetebiliyor. Siz uyurken platformunuz satış yapabiliyor. Ama siz kendiniz bir e-ticaret sitesi yaparsanız bütün entegrasyonlardan, her şeyden ve bunun ayakta kalmasından tamamen siz sorumlusunuz. Ve bu arada mesela az önce şeyi bahsetmeyi unuttum. Dedim ya saymadığım birçok şey vardı diye. Pazar yeri entegrasyonları. Siz kendi yaptığınız yazılımda H sitesinden, N sitesinden, T sitesinden ne kadar satış olduğunu entegrasyonlarla göreceğiniz yerler olmalı. Ha belki 3D party uygulamalar alabilirsiniz. Entegrasyon yazılımları alabilirsiniz. Onları da sisteme entegre edebilirsiniz ama yazılımcının kaprisinden, maalesef ki ben de bu sektördeyim, sunucu sistemiyle ilgilenecek kişinin biraz daha iş takibinden hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Tamam, siz eğer bir holding düzeyinde ya da bir orta ölçekli işletme düzeyinde bir sermayeniz vardır, bir ekibiniz vardır, bunları yapabilirsiniz ama eğer siz giriş seviyesinde veya orta ölçekli bir işletmeyseniz de hiç böyle bir sisteme gerek yok. Paket programlarla işinizi çözebilirsiniz. Bizim şu anda birçok dışarıda mağazasında alışveriş yaptığımız, kıyafetlerini satın aldığımız markalar var. Ve bu markalar bile kendi yazılımlarını yapmıyorlar. Onlar da paket yazılım alıyorlar. Paket yazılımın standart şablonları, tasarımları vardır. İşte e-ticaret tasarımı, de ne bileyim, işte şurada slider olsun, işte albümler geçsin, aşağıda kategoriler olsun. Kendinize bir tasarımcı tutarak veya onların tasarımcılarını kullanarak cüzi bir miktar karşılığında kendinize yeni bir şablon tasarlattırabilirsiniz. Bir grafikerle anlaşırsınız. O grafiker sizin hem fotoğraflarınızı ayarlar hem de sosyal medyanıza içerikler hazırlamaya çalışır veya oraya görseller hazırlar. Tamamen işi %70 oranda azaltmış olursunuz. Yani paket program size ciddi derecede şeyler katabiliyor. Piyasada birçok paket program satan yerler var. Bu yerleri kullanabilirsiniz ya da yurt dışındaki paket programları kullanarak bunları bizim ülkemize de uygulayabilirsiniz. Bunlar reklam olacağı için ne yazık ki bu isimleri paylaşamıyorum sizlerle. Ama paket program kullandığınızda gerçekten ciddi oranda rahat edeceksiniz de. Çok büyüyorsunuz. Gerçekten de önüne alamayacak bir boyutu olur. Dersiniz ki ben tamamen kendi yazılımımı yapıyorum arkadaşım diyerek bir ekip oluşturup da bunu yapabilirsiniz.
Benim sizlere naçizane fikrim, kesinlikle ve kesinlikle burada sosyal medyayı çok iyi bir şekilde kullanmanız. Yani hem kendi siteniz olsun, hem hazır paket program satın alırsınız ya da sadece pazar yeri mağazalarınız olursa olsun. Kesinlikle ve kesinlikle ürünlerinizi sosyal medyadan duyurmanız ve bunları günlük bütçelerde reklam çıkmanız ve çıktığınız reklam neticesinde bunların geri dönüşlerine göre ürünlerinizi pazarlamanız gerekiyor. Eğer siz sosyal medyayı etkili kullanmazsanız gerçekten de ciddi sonuçlar alamıyorsunuz ve bu sefer ne oluyor? Başarısızlık hikayesi dönmeye başlıyor. Sizlere ikinci tavsiyem ise o da yazılımınızın güvenliği. Yani kendiniz WordPress'le, OpenCard'la, WooCommerce'le veya NoCommerce gibi çeşitli yazılımlarla bir e-ticaret sitesi yapabilirsiniz ama bunun güvenliğini çok iyi bir şekilde sağlamanız lazım. Eğer siz bu güvenliği sağlayamazsanız gerçekten de çok kötü sonuçlar doğabiliyor. Çünkü insanlar oraya gelip kart bilgilerini veriyorlar. Kişisel bilgilerini veriyorlar. Sizler bu bilgileri korumakla gerçekten de sorumlusunuz. Eğer bir kişisel veriyi sızdırırsanız, kart bilgilerini sızdırmaya kalkarsanız, sitenizin güvenliği sağlanmazsa, kişisel veri koruması kanununu okursanız çok ciddi para cezaları vardır bunun ama bu hapise bile dönebilir. O konuyu tam detaylı bilmiyorum ama bunu avukatlarla konuşabilirsiniz. Bunun cezası ne olur ne olmaz diye. Ya da kişisel verilerin korunması kanunu, e-ticaret kanunu dediğimiz kanunlara bakarak ne olması gerektiğini en azından bilebilirsiniz. Çünkü e-ticaret sitesi deyip geçmemek lazım. Benim size küçük tavsiyem ya sosyal medya işinizi halledin ya da pazar yeri platformlarını kullanın ya da paket program alın. Durum bundan ibaret. Videonun çok fazla uzamaması için çok çabaladım ve elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştım arkadaşlar sizlere. Yine konu hakkında daha detaylı bilgiler isterseniz videonun yorumlar kısmında bu konu hakkında konuşabiliriz. Bu videonun altında herkes zaten bu konuyu anlatacaktır. Başından geçen hikayeleri vesaire anlatacaktır. Umarım sizlere katkım olmuştur. Ben kendi şahsi görüşlerimi paylaşmaya çalıştım. Umarım sizlere bir şeyler katmışımdır arkadaşlar. Hemen şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonu yanında bir zil var ya. O zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve aklınıza takılan şeyleri aşağıda yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.